altına liderlerden açıklama geliyor ki HDP'den bu kez sürpriz bir açıklama geldi. Eş genel başkanlardan Pervin Buldan yaptı bu açıklamayı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla katılacağız dedi. Şimdi tabii Buldan'ın açıklaması kafaları karıştırmış gibi görünüyor ama ben ayrıntıyı bu açıklamadan ne anlamamız gerektiğini ve çok daha fazlasını HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'a sorarak başlamak istiyorum. Ne dersiniz bu açıklamaya? Öncelikle iyi bir yayın dönemi diliyorum size. Şimdi aslında çok yeni bir durum değil bu. Niye diyeceksiniz? Sadece küçük bir hatırlatma yapayım. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, 25 Ekim'de eş genel başkanımız Mithat Sancar grup toplantısında biz HDP olarak aday belirleme çalışmalarımızı başlattık demişti. İşte Ekim sonundan Kasım Aralık yani yaklaşık 2,5 ay sürdü. Bu çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bugün Pervin Buldan'ın, eş genel başkanımız Pervin Buldan'ın söylediği bunun devamı. Ama yani aralarda çok... bir yıl geçmiş, bir mevsimsel düzenleme yapmış galiba. Yok yani tabii aday belirleme meselesi o kadar kolaylıkla halledilecek bir iş olmadığı için bu konudaki çalışmalar sürüyor ve bugün bir kez daha bu duruma işaret etti. Yani kesin bir şey yok. Genel başkanımız. Yani kesin bir şey dediğimiz aday belirleme çalışması sürüyor. Bu konuda bir komisyonumuz çalışıyor. Komisyon çalışmasını bitirince adayı tabii ki kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şey hani biz hep bekliyorduk ki Demirtaş'ın da açıklamaları vardı cezaevinden. Hani Millet İttifakı atıyorum Kılıçdaroğlu gibi bir sağlam aday çıkarırsa ona sempatiyle bakıp tek adayla o ittifakın adayına, ortak adayına da destek verebileceğiz gibi anlıyorduk. Hatta hani Mansur Yavaş'a biraz şeyimiz var. Değil mi? Ve ona hafif bir barajımız var, alerjimiz var. Aynı o kafadasın ya. Dolayısıyla rahatlıkla söyle bakalım. Hadi. Söyle söyle. aynı düşüncedesin ya. Eski yoldaşın ya diyorum. Ha. Aynı şeyi paylaşarak söyle yani. Biz de buradayız yani. Bize de dikkat alarak. Sarvan nasıl sorun o zaman? Sarvan Bey bitirsin. Evet, şimdi şöyle, o konudaki tutumumuzda da herhangi bir değişiklik yok. Biz hatırlarsanız 2021'in Eylül ayındaydı. Bir tutum belgesi yayınladık o zaman. Hatta sizin programınızda da daha önce tartıştık onu. O tutum belgesinde şuna işaret ettik. Dedik parlamento seçimlerine biz kendi ittifaklarımızla gireceğiz ama Cumhurbaşkanlığı seçimi için 50+1 gerekiyor. O konuda geçiş döneminde Türkiye'de yapılması gereken bazı konular var. Bunları 11 maddede sıralamıştık tartışma konuları olarak. Biz bunları aday olacaklarla güçlü bir demokrasiyi inşa etmek, hukukun üstünlüğünü tekrardan sağlamak açısından aday olacaklarla tartışmaya hazırız, müzakere etmek istiyoruz. Bu konuda eğer bir ortak noktalar bulunursa biz bir ortak adaylık konusuna da sıcak bakarız demiştik o zaman Eylül 2021. Ama oradan da pek ses çıkmadı. Şunu da söyledik, yok yani kimseye sistemde bulunmuyoruz sonuçta. Şunu da söyledik, yani biz bu müzakereyi açığız. Fakat hani kimse de müzakere etmezse kendi başımızın çaresine de bakarız demiştik. Dolayısıyla aslında bizim tutumumuzda büyük bir değişiklik yok. Yani Eylül 2021'de söylediğimizden bugüne kadar aynı tutumu sürdürüyoruz. Güncelleme yani çalışma sürdüğü için eş genel başkanımız bugün sanıyorum Kars Kongresi'nde bunu bir kez daha dile getirmiş oldu. Yani politikamız devam ediyor aynı şekilde. Stratejimizde büyük bir değişiklik ama yok. Az önce Cemal Engüyurt'la sevgili sohbet ediyorduk. Ya bu iş biraz pazarlık konusu falan gibi şeyler dedi. Ne diyorsunuz Saruhan Bey'in dediklerine? Ben HDP'nin aday çıkaracak olmasından memnun olanlardanım. Memnunsunuz. Tabii. Çünkü HDP neden aday çıkarmalı ki böylece Recep Tayyip Erdoğan canı sıkıldıkça HDP'yi yanına alıp, canı sıkıldıkça HDP'yi PKK'lı ilan edip Millet İttifakı'na yamamaktan kurtuluruz hiç olmazsa. Ama seçim sonuçlarını kötü etkileyebilir. Seçim sonuçları kötü etkilenecek. Murat söyler doğrusunu. Ben bunu karar verecek olan millettir. Millet oyuyla buna karar verir. Şimdi öyle bir cumhurbaşkanı, öyle bir AKP iktidarı var ki HDP eşittir PKK, PKK eşittir CHP, CHP eşittir İllet İttifakı, Zillet İttifakı diyor. Neredeyse Cemal Engüyurt'ta eşitleyecekler. Sonra, tabii sonra dönüyor Maklubeci Bekir, Maklube'yi alıyor, geliyor, ziyaret ediyor HDP'yi. Anayasal parti diyor. Legal bir parti diyor. Legal bir partiyle görüşeceğiz tabii. Ne var bunda diyor.
Ama abi 3 gün sonra ne oluyorsa yine terörist ilan ediyor. Yine PKK'lı ilan ediyor. Yine dönüyor diyor ki bunlar millet masasıyla beraber. Millet masası demiyor, özür dilerim. Zilletle beraber, illetle beraber. Bunlar PKK'lı diyor. Abi aynı anda bir adam hem PKK'lı hem FETÖ'cü olur mu? Arkasında da FETÖ'cü diyor. Şimdi böyle bir dilin kullanıldığı, acımasız bir dilin kullanıldığı bir ortamda HDP ile geçmiş dönemde kendisi Diyarbakır'da Şivanperver'le Megri Megri diye türkü çığırırken problem yok. Ha burada çadır mahkemeleri kurulurken sıkıntı yok. Oslo'da anlaşma imzalanırken 10 maddelik bir problem yok. Salih Müslim'i Dolmabahçe'de Yalçın Akdoğan'la birlikte misafir ederken bir problem yok. Mithat Sancar'la Vedat Bilgin aynı komisyonda akil adam olup çözüm sürecini yürütürken bir problem yok. Abdullah Öcalan İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'a oy verin diye mektup yazarken problem yok. Osman Öcalan TRT'ye çıkarılıp oy verin derken problem yok. Ama HDP ne zaman ki seni başkan yapmayacağım derse HDP PKK oluyor, HDP terörist oluyor. HDP terörist oluyor, Saruhan Oruç orada grup başkan vekili, Nimetullah Erdoğmuş'tu değil mi? Meclis başkan vekili, abi daha ben bir kere mecliste HDP PKK'lı diyenlerin arkasını dönüp çıktığını, meclisi terk ettiğini görmedim. Nimetullah Bey'e el kaldırıyor. Başkan Bey söz istiyorum diyorlar. Başkan Bey söz istiyorum diyorlar, konuşuyorlar. Şimdi mecliste konuşurken problem yok. Beraber otururken problem yok. En son araştırma komisyonu kuruldu değil mi? HDP de dahil değilmiş. Evet. Son kurulan araştırma komisyonunda. Şimdi PKK'lıyı niye aldınız bu araştırma komisyonuna? PKK'ya bilgi gönderebilir bu HDP'liler. Yani 6 yaşında çocuk evlenmesiyle ilgili değil mi? Kurulan komisyonda. Niye aldınız? Nasıl bir araya geldiniz? Madem PKK'lı teröristse mecliste de terörist istemiyoruz diyorlar. Dolayısıyla HDP'nin adayının çıkarmasında o HDP'nin takdiridir. Ben hiç karışmam ama hiç problem yok. Yalnız ben Murat Bey'in ilgi alanına girecek bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ısrarla Türkiye'de bir böyle inatla Millet İttifakı HDP olmadan kazanamaz. Asla kazanamaz. Recep Tayyip Erdoğan tekrar kazanır. Ben de öyle görüyorum. Kafaya bir durum var. Çünkü görmek durumundasınız. Olaya öyle bakıyorsunuz. Ankete inanıyorum. Ben sokaktan gelen bir siyasetçiyim. Her gün sokaktayım. Türkiye'de şu an 63 milyon seçmen var. Öyle değil mi Murat Bey? Öyle değil mi Serhan Bey? Evet. 63 milyon seçmen var. Bu 63 milyon seçmenden Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılında en iyi olduğu dönemde, ülke ekonomisi bozuk değilken, insanlar açlıktan ölmezken, ekonomi böyle yerle bir olmamışken, dış borç toplamımız 500 milyar doları bulmamışken, Suriyeliler 10 milyon doldurmamışken bu ülkeyi, Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon aldı. Geriye kaç kaldı beyefendi? 37 milyon değil mi? 6 milyonunu da 5,5-6 milyon, hatta 4,5 milyonunu da o zaman Selahattin Demirtaş almış değil mi? 4,5 milyon o zaman aldığı oy. Abi geriye kaldı 33 milyon oy. Eğer 33 milyon oya Millet İttifakı, ki bu arada 2018'in Türkiye'si değil, 2018'in AKP'si değil, 2018'in Recep Tayyip Erdoğan'ı değil. Etrafında bir tane adam bırakmadı, önüne geleni yerle bir etti, herkesi terörist ilan etti, kendi yıllardır dava arkadaşlarına hain, FETÖ'cü, PKK'lı diyor. Böyle bir ortamda biz hala ısrarla efendim HDP olmasa kazanamayız, HDP desteklemese kazanamayız. Yani HDP aday çıkardı diye illa Kürt seçmen HDP'ye de oy verecek diye bir şey yok Cumhurbaşkanı adayına. Yok, HDP'ye oy veriyor milletvekilliğinde. Ama parti bazında baktığınızda parti daha çok alabiliyor. Yalnız İdris Bey ile Murat Bey biraz farklı düşünüyor galiba. Evet, onu farklı sormak lazım. Farklıya gidebiliriz. Ben şunu söylüyorum. Burada HDP'nin aday çıkarmasının benim açımdan hiçbir sakıncası yok. Yok diyorsunuz. Ben diyorum ki HDP de adayını çıkarsın, seçime gidelim. Biz adayımızı anlatmak, biz 6 parti milletin derdini ifadelendirmek, millete kendimizi tanıtmak ve böylece bir cumhurbaşkanı seçtirmek istiyoruz. Türkiye'yi kavgaya götürmek istemiyoruz.
Türkiye'yi kine, nefrete dönüştürmek istemiyoruz. Ayrıştırmak istemiyoruz. Ötekileştirmek istemiyoruz. Bunu tamam, HDP'nin Cumhurbaşkanı çıkarmasına günün moda deyimiyle blokaj koymuyorsun. Koymuyorum, çıkarsın tamam. Ya ne güzel ya. Evet, peki de... Murat Bey siz ne düşünüyorsunuz? Hayır, özür dilerim, şunu da söyleyeyim. HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak veya HDP Millet İttifakı'nda olacak. Bu Hüdapar diye bir parti var. Ona geleceğiz. Bağımsız Kürdistan istiyor. İslam Cumhuriyeti kurmak istiyor. Geleceğiz. Sarayda oturuyor. Beyefendi sarayda onu ağırlıyor. AKP Genel Merkezi'nde. Ne fark eder canım, saraya da gitti ya. Yani Hakan'ın saraya da gitti adam ya ya. Saraya bir biz gitmiyoruz ya. Bir bizi çağırmıyor ya. Şimdi yani o orada gidip bir oturuyor. Problem yok. Bağımsız Kürdistan, İslam Cumhuriyeti kurmak isteyen geleceğiz ona. Bu memlekette Millet Cumhur İttifakı'na girebiliyor. Ama HDP'nin Saruhan Oruç en azından diyor ki biz bağımsız Kürdistan kurma diye bir derdimiz yok diyor ya. Yok Cumhur İttifakı'na girmek.